Evet, değerli arkadaşlar, sevgili konuklar, hepiniz bugünkü okuma akşamına, bugünkü Migirdic Margosyan ile ilgili yaptığımız bu toplantımıza hoş geldiniz. Seid alle herzlich willkommen zu unserer Lesung, zu unserer Veranstaltung mit unserem Gast, Migirdic Margosyan. Das wird so ablaufen, dass wir zunächst einmal in deutscher, dann in armenischer und dann in türkischer Sprache zu der heutigen Veranstaltung etwas sagen werden. Und dann dem Gast praktisch das Wort überlassen. Şimdi öncelikle bugünkü bu akşam da şimdi biraz sonra Kore arkadaşımız Almanca, sonra arkasından iş arkadaşımız Ermenice bir metinler okuyacaklar. Arkasından biz Türkçe olarak devam edeceğiz burada. Migirdic Margosyan'la ilgili de bilgiler verdikten sonra sözü kendisine bırakacağız. Size hoş geldiniz. Misafirimiz de hoş gelmiştir. Hoş geldiniz. Gibt es kein Mikrofon? Nein. Ja, auch von mir ein herzlich willkommen und schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich durch diesen Abend endlich Migirdic auch persönlich kennenlerne. Von Armeniern Sachen übersetzt und natürlich an erster Stelle von Migirdic Margosyan, aber jetzt lerne ich ihn das erste Mal persönlich kennen. Und ich werde, und das ist hinterher ein Buch geworden, wir haben dann noch eine Veranstaltung gemacht zum Jahrestag des Völkermords und es ist jetzt von der Bundeszentrale für politische Bildung auch als Buch veröffentlicht und dort am Büchertisch auch erhältlich. Bei dieser Geschichte, die sehr anrührend ist, die nennt sich Mein Muttersprachabenteuer, handelt es sich ursprünglich um einen Brief, den Migirdic an seinen Schriftstellerkollegen Hagop Mensuri geschickt hat. Und ich habe das natürlich total verkürzt, aber ich werde jetzt daraus etwas vorlesen. Und das stammt aus dem Buch Biletimiz İstanbul'a kesildi. Kann man mich hören? Ist es laut genug? Ja, ja. Mein Muttersprachabenteuer an Hagop Mensuri. Als ich das erste Mal versuchte, die Buchstaben unserer armenischen Muttersprache nachzusprechen, war ich 13 Jahre alt. Das war, nachdem ich die Grundschule hinter mich gebracht hatte. Von den Gebeten und der Sprache der Bibel in den Sonntagspredigten des vollbärtigen Priesters unserer Kirche, des Del Arsam, verstanden wir, Alhamdulillah, gar nichts. Wir konnten Armenisch weder lesen noch schreiben. Und was hätten wir schon mit dem bisschen Armenisch, das wir von unseren Alten aufschnappten, die das Armenisch unserer Region sprachen, das mit zahlreichen kurdischen, türkischen, arabischen und Sasa-Wörtern durchsetzt war, verstehen können. Und noch dazu, wo unser Priester all diese Begriffe wie nehmt, esst, trinkt, in den 2000 Jahre alten klassischen Armenisch aufsagte. Für uns war es so, als würde auf der Bühne des Priesters ein Theaterstück in einer uns unbekannten Sprache aufgeführt. Und da wir bei jeder Sonntagspredigt die gleichen Szenen verfolgten, kannten wir das Stück auswendig, aber wir wussten nicht, warum wir es uns jeden Sonntag ansehen mussten. Aber eigentlich wollte ich ja erzählen, wie ich anfing, Armenisch zu lernen. Eines Sommertages in der Mittagssitze, als mein Vater, der Zahnklempner Sarkis, mit anderem Namen Zahnklempnermeister Ali, dabei war, wie gewöhnlich nach dem Essen, sich zu einem halbstündigen Mittagsschlaf hinzulegen, drückte er mir Heft und Stift in die Hand, hängte mir ein Radiergummi um den Hals und sagte, nimm diesen Stift und das Heft und geh zum Haus von Derbaba. Obwohl ich nicht verstand, was mein Vater damit sagen wollte, traute ich mich nicht, ihm zu sagen, aber die Ferien haben doch gerade erst angefangen. Was soll ich denn im Haus des Priesters zu schaffen haben? Das fragte ich nicht. Das konnte ich nicht fragen. Warum oder weshalb?
waren Fragen, die nur ungezogene Kinder stellten. Und so wie in der Kirche der Dad Aspen Gottes Stellvertreter war, so war zu Hause mein Vater Gottes Stellvertreter. Auf sein Geheiß, nimm Heft und Stift und geh zum Priester, machte ich mich also auf den Weg. Tja, mein Lehrer, von dem Tag an mühte sich der Dad Arsene ab, mir die ersten Buchstaben unseres Alphabets, I, Pen, Kim, beizubringen. Und ich stand in dieser höllischen Hitze von Diyarbakir und schwitzte. Mein Lehrer, diese Folter hatte ich auch schon vorher mit gerade 5 Jahren bereits einmal erlitten. Auch damals war es mein Vater, der es mir in den Kopf gesetzt hatte, dass ich mit 5 Jahren meine Muttersprache zu schreiben lernte. In ganz Diyarbakir gab es, vielleicht mit Ausnahme des tauben Sultans, niemanden, der nicht wusste oder gehört hatte, dass mein Vater, auch wenn die Alis bei uns Elo heißen, weder Ali noch Elo war, sondern dass er eigentlich Sarkis hieß. Und dass er vielleicht deshalb seine wichtigste Aufgabe darin sah, mir, seinem Keklen, seinem kleinen Scheißerle, um jeden Preis unsere Muttersprache Armenisch beizubringen. Dass ihm der Name Ali nachträglich von einem Ara in einem Sasadort von Siverek verpasst worden war. Dass er ein übrig gebliebener der Umsiedlung während des Ersten Weltkriegs war. Dass er mit 4 Jahren beschnitten und muslimisiert wurde und danach sein Name geändert worden war. Dass er eigentlich ein Filler, ein Gottloser, ein armenisches Kind war und dass er im Kindesalter Hirte war und deshalb nicht lesen und schreiben gelernt hatte und dass er deshalb zumindest seinem Sohn die eigene Muttersprache beizubringen als eine Art Abrechnung mit der Geschichte in Angriff nahm, um der ganzen Welt zu zeigen, dass er Armenier war. Eines Tages, als ich noch ein kleines Kind war, mir noch nicht einmal selbst die Hosen zubinden konnte, nahm mein Vater mich an der Hand und brachte mich zum Haus einer alten Frau, die im Viertel der Gottlosen, also in Hanschepet, wohnte. Die Frau hieß Ojin. Sie wurde stets zusammen mit ihrem Titel Vazuhi Ojin, also Lehrerin Ojin, genannt. Früher, bevor der Erste Weltkrieg hereingestürzt war, also zu einer Zeit, als die Feen noch in den Wäldern tanzten, hatte sie als Lehrerin an einer armenischen Schule gearbeitet. Die Lehrerin Ojin war eine der ins Ungewisse gegangenen. Sie war eine der Überlebenden der Karawanen. Und sie war eine von denen, die Muttersprache wie gedruckt sprechen und schreiben konnten. Und damit war sie für unsere Generation wie ein Erbstück, wie ein vom Aussterben bedrohter Vogel. Nachdem ich also angefangen hatte, regelmäßig zu Vazuhi Ojin zu gehen, die 2 Straßen weiter von uns in einer Sackgasse wohnte, so wie zu einer Vorschule, wurde mein Vater, dem sein armenischer Kamm schwoll, eines Tages schließlich neugierig und fragte, nun mein Prinz, nun lass mal hören, was du bei Vazuhi Ojin gelernt hast. Tja, was hatte ich eigentlich innerhalb von 1 bis 2 Monaten gelernt? Außer unserem armenischen Alphabet, also unserem Alp-Pen-Kim, hatte ich auch andere Dinge gelernt. Ich hatte das Enkelkind von Vazuhi Ojin in der Wiege geschaukelt. Und wenn unsere Lehrerin Ojin uns im Zimmer allein ließ, um Essen zu kochen oder Wäsche zu waschen, hatte ich von den Mädchen, die 1-2 Jahre älter waren und die ebenfalls zu dem Unterricht bei Vazuhi Ojin kamen, einen Reim aufgeschnappt, den sie kichernd und mit schelmischem Lachen in Diyarbakir Armenisch untereinander hersagten. Erçik enun di ekse, şibekem kızidese. Ego erçik bekmidur, ernem debuti pese. Als mein Vater nun fragte, na, was hast du gelernt? Sagte ich diesen Reim, der mir als erstes einfällt, auswendig und auch ohne nur einmal zu stottern, auf wie ein Papagei. Ich dachte, die Bedeutung wäre ungefähr so. Mädchen, du heißt Anna, guck in mein Fenster, komm, gib mir einen Kuss, dann werde ich dein Bräutigam. Woher sollte ich denn wissen, dass ich das folgende Lied vorgetragen hatte?
Auf dem Dach siebt sie das Mehl, dabei wippen ihre Titten, schöne Titten rund und prall, sprengen ihre Knöpfe ein. Ich erwartete also, dass mein Vater stolz auf mich wäre und mir meinen schwarzen Lockenkopf streichelte. Stattdessen bekam ich aus heiterem Himmel eine solche Ohrfeige, dass ich im selben Moment der Länge nach auf den Boden fiel. Und noch während ich versuchte, mich aufzurappeln, erhielt ich eine zweite Ohrfeige, durch die ich in den Wassertrog in unserem Hof flog und klitschnass wurde. Tja, mein verehrter Lehrer, nach dieser Ohrfeige wurde ich nie wieder zu Vajrayogin geschickt. Und an dem Tag, als sich der Derasen in der überdachten Ecke des Hofes niederließ, um mir mit einer Kopfbewegung zu verstehen gab, mich zu setzen, von dem Moment an war mir klar, wie öde und tödlich langweilig die Sommerferien für mich werden würden. Mir war sofort klar, was für eine inquisitionsartige Folter es ist, die schwierigen, krummen und schiefen Buchstaben zu erlernen, die ich zum ersten Mal bei Vajrayogin schon kennengelernt hatte und die mir jedes Mal den Magen verdrehten. Wie gesagt, in jenem Sommer konnte ich ein paar unserer 38 Soldaten, wie der Derasin sie bezeichnet, also unsere 38 Buchstaben, entziffern und ich konnte auch ein paar Silben in unserer Sprache lesen. Ich kannte Wörter wie Hatz und Banel, also Brot und Käse, die wir jeden Tag aßen, oder Chomic und Ingris für Rosinen und Walnüsse, die wir heimlich in dem Keller klauten. Und besonders freute sich der Derasen, dass ich Kahana, das armenische Wort für Priester, völlig fehlerfrei wiederholen konnte. Aber was war mit den übrigen? Wann würde ich denn all die anderen Soldaten kennenlernen? Die sollte ich später lernen, als mich plötzlich, ehe ich wusste, wie mir geschah, ich mich in Istanbul befand. Wie es dazu kam? Also wenn Sie erlauben, werde ich das ganz kurz erzählen. Eines Nachts, als ich auf unserem Dach auf dem Rücken ausgestreckt dalag, betrachtete ich die Wunderwelt der Sterne und träumte dabei davon, noch ein paar Jahre bei meinem Onkel zu arbeiten und, wenn ich dann mein eigenes Brot verdiente, wer weiß, vielleicht die Nachbarstochter Süßli zu heiraten und wenn das nicht klappte, Jeanette, mit der ich im Chor sang. Während ich also so vor mich hinträumte, saßen meine Mutter und mein Vater unten im Hof und unterhielten sich auf Kurdisch und ab und zu auch auf Sasa und von ihrem Geflüster, besonders auf Sasa, verstand ich kein Wort. Aber dadurch, dass ab und zu mein Name fiel, war mir klar, dass sie genau wie ich meinten, dass ich schnell wie möglich heiraten und eine Familie gründen sollte. Und sie wohl miteinander berieten, welches Mädchen am besten zu mir passte. An jenem Abend versank ich unter dem Sternenhimmel in meinen Heiratsträumen und schlief. Doch dabei hatten meine Eltern besprochen, mich wie ein Baby zu verpacken und nach Istanbul zu verfrachten. Das sollte ich allerdings erst ein paar Tage später erfahren. Der Hauptgrund dafür, dass ich nun holter die Polter nach Istanbul geschickt wurde, war wieder, dass ich meine Muttersprache lernen sollte. War das Erlernen der Muttersprache denn wirklich so wichtig? Naja, mich hat ja niemand gefragt. Gemeinsam mit ein paar weiteren Keklen aus Diyarbakir fuhren wir los. Begleitet vom Lärm der ratternden Räder unseres Zuges begann unsere Reise Richtung Istanbul. Was für eine Zukunft, was für ein Leben erwartete uns? Als wir nach 2 Tagen und Nächten Zugfahrt schließlich in Istanbul am Bahnhof Haydar Pascha ankamen und ausstiegen, waren wir vom Kohlenruß völlig schwarz. Nur das Weiß unserer Augen und unserer Zähne blitzte aus unseren geschwärzten Gesichtern. Ich hatte erwartet, dass ich mit dieser in Diyarbakir in Hançepek, also im Viertel der gottlosen beginnenden Reise, die mein weiteres Leben in einer für mich nicht vorstellbaren Weise veränderte, das Wort gottlos im türkischen Gavur, im kurdischen Füller, hinter mir lassen würde. Doch kaum waren wir in Istanbul angekommen und im armenischen Waisenhaus Karagözyan in Şişli untergebracht,
So verwandelte sich dieses Wort im Munde der dortigen istanbul-armenischen Kinder nun in den abfälligen Satz: Haut ab, haut ab! Aus Anatolien sind die Kurden gekommen. Sidali Migirdic Margosyan, Parevces, guten Abend. Mein Name ist Ishkan Chivcian. Ich komme aus dem Libanon, in Armenien, und Lehrer an der Universität Hamburg Westarmenisch. In dieser Sprache möchte ich jetzt Ihnen eine Erzählung von Migirdic Margosyan vorlesen. Hassan hat mir vorgeschlagen, dass ich in Armenisch, also auf dieser Sprache, lese. Das ist das dritte Mal, dass ich vor einem Publikum, das nicht Armenisch versteht, also nicht alle verstehen Armenisch hier, das ist das dritte Mal, dass wir das veranstalten, dank Hassan. Es geht nicht um das Verstehen, es geht um die Verständigung. Danke für diese Verständigung. Ich werde jetzt also eine Erzählung lesen. Die heißt Voskeric Serope, der Goldschmied Serop. Und wir wissen überhaupt nicht, ob er ein Goldschmied ist oder geworden ist. Es geht um eine Tradition, um eine armenische Sitte. Wenn das Kind, wenn das Baby den ersten Zahn bekommt, bei uns ist es Sitte, dass die Frauen, nur die Frauen, Männer haben dort nicht zu suchen, die Frauen versammeln sich, kommen zusammen und feiern ein Fest. Und vor dem Kind werden so viele Gegenstände gelegt, also Schere und Hammer und unterschiedliche Gegenstände. Und man wartet, welches wird gefasst von dem Kind. Und wenn er zum Beispiel eine Schere fasst, dann wird er Berber, also Friseur. Sie werden einige, wenn Sie aufmerksam zuhören, werden Sie einiges, was Cory gelesen hat, hier wiederentdecken. Der Arsen kommt hier einmal vor, Subkiragos kommt vor, und was mich sehr bewegt, es ist diese Welt, die verloren gegangen ist, die Welt der Bajos, die Welt der armenischen Schwestern, wie man sie nennt in Diyarbakir, Bajos also. Und hier Bajo, ja, Bajo, ne, Bajo, ja. Und sehr spannend. Alle werden hier an einer Stelle aufgezählt. Und eine letzte ist eine, nicht Bajo, sondern Fatma Bibi. Nicht Bajo, sondern Bibi. Das ist eine islamisierte Frau. Wird auch aufgenommen, aber so, ich möchte nicht viel erzählen, lesen. Und ich bitte um Ihr Geduld, um besonders die Nicht-Armenier können den Klang genießen, hoffentlich. Karnoin Khrabain Aysinken Karnoin Averak dan Entartzak Bardesin Amichabes Gitzer Lusie Bajoyens Poker Khrjite. Այդ առավոտ, երբ իրենց տրացի Karnoyens Eshe ամենադեմվամբես զրաց, Լուսիե Բաջոն հասկացավ, թե արդվան ժամը 6-ն էր։ Լուսիե Բաջոն փորձով գիտեր, թե երբ իշուն նույն ժամուն զրալը վերջանար, անոր ամիջապես վիրի աջորդեր Կարնոյին ձերացած և դեղեղալ գուրցքին պետուրները թափած թերին գդուցով ակլորին աղոտկը արավոտ լուսոն։ Արդվան այս սովորական արարողութենեն հետո Լուսիե Բաջոն նույնպես գիտեր, թե ամառվան այս օրն ալ նախորդներում պես պիտի ելա շատ տաք, նույնիսկ գիզիչ, քանի որ արևուն առաջին ճարակայտները արդեն գալուխ են եկած ու իրենց նշույլները սպրած էին դան հևշին, այսինքն հագին մեջ։ Լուսիե Բաջոյին Էրիգը արավոտյան այս փոխասացները դեռ չի մացած, շատ ավելի գանուխ են ելած, շալվարը ոտքին, կամ ինչպես ինքս է ջիվերուն անցուցած, գործի կացած էր, այնպես ինչպես սովոր էր ընել Աստուծո ամեն օր։ Լուսիե Բաջոյին ամուսինը, այսինքն Մշիկ Սերկիսը, արդեն շատ անգամ ճամփան կարծես մասնավոր ժամացույցը ուներ դեր Արսենին հետ, և երկուկը միասին կալելով, գրեթե ամեն օր միասին գպանային Սուրբ Կիրագոս եկեղեցին։
Mashik Serkis, Yegeretsi, Gamir Lesvov Yete Senk, Jem Gemetner, Yerkuankam, Hermir Geser, Mega, Aisinken, Hermir Neren Mega, Danikin Hamar, Iskia Grote, Amunesh Herki Heerun Hamer, Asketakche, Hamain Hayutian Hamar. Լուսիե բաժոյին աղջիկները կեդինը փրված անգոնի վրա կովկովի շարված իրարու քիչ մնալ խառնված խորքունի մեջ կկնանային նույնպես խորքունի մեջ էր երեխա Սերոպը բադենգախված լատեգախորանի մեջ Լուսիե բաժոն գեսքուն գեսարթուն անգոնի մեջ կխորեր այդ օրվան իրենելիքներու մասին այդ օրը սովորական օրը չէր եւ սկաց թե ժամանակը շատ ոնց եկա ձեր անգոնեն ելելու Զուլուտյան վերջ տալու ու կորձի լծվելու։ Թեև կորձերու մեկ մասը արդեն օր առաջ գարկատրած գարկի դրած էր։ Նախ աղջիկները գրգած էր բոլոր ասկականներուն ու թուրտրացիներուն և պատվիրած էր անոնց զատ-զատ։ Էստեր բաժոյին ըսեք, վեղը Սերոպին Էգրեհեդիգե մնենք, մզի հրամիցեք։ Վեղը Սերոպին Էգրեհեդիգե իգե մեմ, մեմս ըսև մզի եգեք խետուն բաժո։ Աղջիկները տուր-տուր ասկական-ասկական բրդելով հրավիրած էին բոլոր բաժոները, այնպես ինչպես իրենց մայրը պատվիրած էր, հետոյալ եկած ու իրենց մորքով և ասաց. Մեմե, Սենեմ բաժոմ հիվենտ է, մնչիկ է, մեմե, Սարիկ բաժոն դունե չգեր, մեմե, Էմես վեղ գնուխ մնիկ է. Լուսիե բաժոն, երբ Կարնոյի խրաբայեն երկրորդ անգամ իշուն զրալի իմացավ, անմիջապես անգոյնեն դուրս ծատկեց, եթե քիչ մնալ դնդնար, պիտի ուշանար։ Փոքր սենյակին թուրը բացավ, հևշը փագի ելավ։ Նրդնենիին վրա ջնջղուկներու ջչյունը Լուսիե բաժոյին դարօրինակ ուրախությունը պատճառեց։ Ինքն էլ այսօր ջնջղուկներու պես ուրախ էր։ Չորրորդ զավգին, բայց ամենեն կարևորը առաջին մանչուն ագրահադիգի առարողությունը պիտի ունենայինք։ Ուրախության անուշ հուզում է եկած ու պատած էր ամբողջ մարմինը։ Ինքն էլ թռչուններու պես, սոխակներու պես կեղկեղելու պապակը ունեցավ։ Չրահանով չուր կաշեց, երեսը լվաց, մազերը թռչեց, սենյակ վերադարձավ։ Տղակը խոր քունի մեջն էին գրգին։ Ժամանակը կհառաջանար, այլևս պետք է զանոնք արդեն ցնել, հիմա ասկականները թուր տրացի ուր որ է պիտի գային։ Մշտելով դղակը արտնցուց, մեծ աղջկան ազնիվին ծայնեց. «Էզնո, էզնո, աղջի էշի, օրը իգուն եղև, էլիր կնե շուգե կիլոմի գունավոր շեկերար»։ Լուսիե բաժոն մեծ ճարպիկությամբ գործերը կարգի գտներ։ Նախ մեծ աղջիկը ազնիվը շուգաղ ըրգեց, որպեսզի ագրահադիգի մեջ խառնվելի գունավոր փոքր շաքարներ կներ։ Իսկ ինք արդեն հեբեշին, այսինքն գրագահանին վրա շատ ոնց դրած ու դեղավորած էր մեծ կուշխանան և երացած շուրի մեջ կխաշեին ծորեն ու սիսերը, որոնք մեկ օր առաջ վնե գիշերը արդեն բաղ շուրի մեջ մնալով կաղուղծած էին։ Էզնոն շուգային շատ ոնց եկած ու զանազան և զարմանալի գույներով լեցուն դոբրակմը շակարը փերած ու մորը հանցնած էր, սիսերն ու ծորենը խաշած ու պատրաստ էին։ Է հյուրերնալ, Էխսո բաժոն, Թոփալ Թյումեն, Յուզելենց Մեյրոն, Նալբանդենց Հարսը աղջիկ խանմը, Հեջի մաման, Պրուշ բաժոնը, Տերդագավին Լաստիկջի Էուշինգինը, Իստամբուլցի Էրեսը Բոյալը Ջանետ խանմը, Բոզանենց Ալմաստը, Դերարսենինգինը, Կիրուկ Երեցկինը եւ աղջիկները, Նալբան Խև Հենուշինգինը, Գլորեննեն եւ նաեւ Խլինկոտ Ռոզինը, Խև Մարոն, Աղաջանենց Վերժին Քույրիկը, Տեղակորց Կլդանի Ջիրջիսինգինը, Էրշելուս Բաժոն, Տրացիներ եւ Վերկո Բաժոն, Օրմացոքի Թումեսինգինը, Էստրիկ Բաժոն, Իսպիրտոջի Սերկիսինգինը, Էրուս Բաժոն, Լուսարար Էստուրինգինը եւ Մայրը Փոթորիկ Բաժոն ու Ֆաթմա Բիբին։ Այս վերջինը Լուսիե բաժոյին մոդիկ ասկականն էր։ Առաջին աշխարհամարտի այդ անիծյալ և մութ օրերուն տեղահանության ժամանակ Աննա անունով փոքրիկ աղջիկ մնալով ճամփա գելել է, հետո կգործվի ու տարիներ վերջ Երևան գելել է այս անգամ որպես մոլլայի մգինը և անունով Ֆաթմա։ Ֆաթմա բլված էր սև ճարշավիմը և ծնած էր երեք մանչ ծավակները,
Hamzan, Birdal nu Abdullah. Fatma Bibin, ir germak mazerun, yev jmrtkats mortin mech tagazer ir antsialը. Տարի 1-2 անգամ Սատկին կամ Գալանտին գայցելեր իր ասկագանները եւ դա մեջ մեծ խնամքի եւ հարկանքի արարգա գլար։ Գեսորվա մոտ բաջոները գարկով սկսած էին գալ։ Կարահյուբր գոչված հաստպուն սև թտենիին լայն շուկինդակ բաջոները իրենց տեղերը գարնեին ու գչոքեին կելինը գաբերտներուն վրա գնստեին։ Մեջտեղը սպրված տարածված էր ջերմակ սավանմը, որու շուրջ շարված նույնպես նստած էին բոլոր ասկագաններուն և տրացիներուն լագոտները։ Սավանին ճիշտ կետրոնն ալ նստած էր փոքր դղան սերոպը։ Ամեն բան պատրաստ էր և արարողությունը պետք էր սկսեր։ Դուղոց անամբերությունը կակատնագետին հասած էր։ Իսկ մեծերը ինչու այս կան գամացկարն էին գործերը։ Վերջապես Լուսիե բաջոն Եղսո բաջոյին և թոպալ թյումեին օգնությամբ հեբեշի վրայեն վար արին ահակին խոշոր բղինց է գացան և իջեցուցին կետին։ Սիսերի և ծորենի հադիկները երացած շուրի մեջ ուրած, պկած, հեյրեպրեմի բերեքետով լեցուն համով ու հոդով հադիկներու վերածված էին։ Բաջոները թոնրադամ մեջ խաշած ծորենի և սիսերի հադիկները կամոցեն անցուցին, երացած շուրի և արխին մեջ իր ճամփան բռնեց ու վազեց քնած կամոցին վրայեն ոսկեքույն հադիկներն ալ ժպտիլը սկսան։ Բաջոները ներգաներուն ամբողջ ուշադրությունը իրենց վրա կենտրոնացուցած կաշխատեին։ Հիմա ալ հադիկները գացայեն ավելի փոքր լագանի մեջ լեցուցին, բրինցե այս փոքր լագանին անունը ցեկլեգեն, այսինքն լագանին ցակը։ Ցեկլեգենի մեջի հադիկներուն խառնեցին կունավոր շաքարները ու հետո բրինցեն նոր գլայված ամաններու, թասերու ու սկուրաներու մեջ են բաջոները սկսան թկալ ուդել այդ շաքարախառն համեղ հադիկները թերքախճ վիճակի մեջ։ Արարողությունը սկսավ բաջոներու տիլիլի գանչով։ Այս տիլիլին մեր այդ կողմերը ըսել գուզեմ դիքրանագերդի մեջ, ըսել գուզեմ դիքրիսի ապերուն ուրախության բացականչության գերբ մնե, ինչպես կնենք հասնիկներուն նշանդուկներուն։ Տիլիլիեն հետո բաջոները, դղակը, ասկագանները, Ֆաթմա բիբին, Լուսիե բաջոն, Սերոպին երեք քույրերը, բոլորն ալ մեկ ապ հունավոր շաքարով զարդարված հադիկներեն թափեցին Սերոպին գլխեն վար։ Ըզդիկները, որոնք անհամբերությամբ այս պահում կսպասեին, հարցագեցան ու խլեցին շաքարներն ու հադիկները և գերան մեծ ախորժակով։ 4-5 հատ հադիկ մնացած էր շվարած կամ ինչպես մենք կսենք շշկրած և քիչ մնալ գարձես լալու պատրաստ Սերոպին գլխուն և սև մազերուն վրա։ Ներկա լագոտներում մեջ են ընդրվեցավ ամենամանր և ագրա ունեցող աղջիկ մը Սուսլյում։ Սուսլյում մոտեցավ Սերոպին և իր ագրաներով վերցուց այդ հադիկները շվարած, շփոթած տղուն գլուխեն։ Այս ձևով Սերոպին լինդերեն հազիվ երևցող երկու ջերմակ ագրաներուն, երբ աբակային կային ու միանային մյուսները, անոնք պիտի ըլլային շատ կանոնավոր և շատ առողջ, այնպես ինչպես էին Սուսլինները։ Հադիկները, այդ սորենին փոքր հադիկները, որոնք Սուսլին մեծ վարբետությամբ վերցուցած էր իր շտներովը, բաջոները ամիջապես անոնք ասեղի օգնությամբ անցուցին թերցանիմը և գախեցին Սերոպինի հարվիզեն։ Այսպես Սերոպին աբակա ագրաներուն համար պետ եղած խնամքը և կարգադրվեցավ գարկի եկավ մյուս և կարևոր գործին։ Շշկրած, շվարած, երկչոտ, եղած դարձազեն անդեղյակ, այդպես ջերմակ սավանին վրա նստած, Սերոպին առջևը թրին զանազան արարգաներ, ինչպես Մադիտ, Քիրկ, Սանդր, Հայելի, Ոսկի, Աբարանչան, Մանյակ, Օղեր, Ակցան, Ձեպիչ, Մուրջ, Ուրակ, Սղոց, Քամ, Բայտ, Մգրատ, Ունելի, Մեխատ, Ասեղ և դեռ ուրիշներ։ Սերոպին համար բոլոր արարգաները իմաստ մը չունեին, այդպես բիշ-բիշ աչքերով գտիդեր ադոնք, ներկա բաջոները մեծ հուզումով գտիդեին Սերոպը։ Սերոպը գարձես այդ պահուն հասկացավ, թե
իր բարդականություններ որպես օրվան հերոսը, ճշտել աբակային ընելի կործը, երբ որ մեծնար։ Փայլուն աբարանչանները իրեն հաջելի տվեցան, ձերքը երգարեց, ու աբարանչանները մեկը առավ, ու պերանը դարավ, իր երկու փոքր ագրաներով զայն ուտելու համար։ Սերոպը, երբ աբարանչանները ուտելու կաշխատեր, լուսիե բաջոյին ուրախությունը քակատնագետին էր հասած։ Բոլոր բաջոները շատ գոհ էին, լուսիեի բաջոն հիմա հևշին մեջ թիտերնիկի մը բեսկը թրչեր, սոխագի մը բեսկը կեղքեղ էր։ Եֆերիմ իմ պաշա դղես մն մեծնե, մեծ մերտ մնեղնե, մեմուն ոսկդենք մնշինե։ Երբ արևու շուկը կամաց կամաց հևշենգը հերանար, երբ իրիկվան զով թեթև հով մը եկած ու նրնենիին և սև թտենիին դերևները գլզեր, բաջոները միապեր անգաղութեին ու իրենց տան ճամպանգը բռնեին։ Եսվեց խերով, պերով զևեգ են է, իսկ լուսիե բաջոն անհամպերությամբ կսպասեր, որպեսի կարնոյի խրաբային իշուն զրալը իմանար, որովհետև փորձով գիտեր, թե անոր զրալը և ամուսնույն մշիկ սերտիսի ներս մուտքը նույն բահում գլար։ Իրիգունը Էրգանը մեծ ուրախությամբ ավելիսը պիտի դարու սեր, «Մշիկ սերկիս, մշիկ սերկիս, էջիջտիլոս, էջիջտիլոս, Սերոպը համակի մեծնե, դեր դու ոսկեր չի աշկերտ»։ Եվ ահա, Կարնոյի խրաբայեն իշուն զրալը սկսած էր։ Դանկշո։ Migirdic Margosyan ilk defa Hamburg'a gelmiyor. Daha önce de gelmişti biliyorsunuz. Onu tanıyanlara değil ama belki içimizde tanımayanlar olur diye birkaç bilgi verdikten sonra sözü kendisine bırakalım. 23 Aralık 38'de Diyarbakır'ın Ünlü Hançepek mahallesinde, yani Gavur Mahallesi olarak da tanımlanan o mahallede doğmuş. Eğitimli Süleyman Nazif İlkokulu, Ziya Gökyap Ortaokulu, daha sonra da İstanbul'da Bezciyan Ortaokulu ve Gastronomi Gan Lisesi'nde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. İlme yaptı. Marmara Üniversitesi ve Ermenice öyküleri çıktı ve bunlar Mert Aybok Meren bizim oralar adıyla kitap haline getirildi. Daha sonra Gavur Mahallesi, 92'de Gavur Mahallesi, 95'te Söyle Margos Nerelisin, Nerelisen, 98'de biletimiz İstanbul'a kesildi, 99'da genellikle Anadolu muzayını anlattığı eserlerinde halkın anlayacağı açık ve yalın bir dil kullandı. Öykülerinde sürgünlük duygusunu dolaylı bir biçimde anlatma yolunu seçti. Tesbih tanelerinde, çok fazla anlatmayacağım, tesbih kendisine sözü bırakacağım için, tesbih tanelerinde doğduğu yer olan Diyarbakır'ı, oradaki Ermenileri, Kürtleri, Türkleri, Süryanileri, Keldanileri, Yahudileri, bugün tarih olmuş bir kent yaşantısının bu içtenlikli öykülerinde anlatıyor. Biletimiz İstanbul'a kesildiğinde yer alan iki öyküsünde ise diğer öykülerinden farklı olarak İstanbul'a ilk geldiği yıllardaki izlenimlerini, cennet, cehennem, Adem ile hava ilişkisine yönelik düşüncelerini mizahi bir söylemle dile getiriyor. Ama ben dediğim gibi uzatmayayım, sözü kendisine bırakayım. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Pardon. Konuşmasından sonra tabii ki sorularınız olursa, eklemek istediğiniz bir şeyler olursa ona da yer vereceğiz artık. Türkçe anlamayan arkadaşlar da var. Nasıl? Türkçe anlamayan arkadaşlar var. Kısaca Almanca söylemeniz. Asıl. Ja, also für die, die Türkisch nicht verstehen, ganz kurz über Migirdic Margosyan. Er wurde in 1938 in Hançepek, auch Gavur Mahallesi genannt, also Umleutenviertel genannt, in Diyarbakır geboren und hat dort die Grundschule besucht und später die Mittelschule und Gymnasium in Istanbul.
Er hat die Fakultät für Literatur der Istanbul-Universität absolviert und zwischen 1966 und 1972 arbeitete er als Schuldirektor im armenischen, in der armenischen Hochschule Surpash Tibrevank und lehrte dort Philosophie, Psychologie und armenische Sprache sowie Literatur. Er hat mehrere Bücher geschrieben, die in verschiedenen Artikel geschrieben, in verschiedenen Zeitungen der Türkei erschienen sind und einige Bücher auch in kurdische Sprache übersetzt worden sind. Ich überlasse ihm einfach das Wort, er soll dann erzählen aus seinem Buch. Ben neymişim bilmiyordum. Bugün Almanca'dan öğrendim. Ermenice'yi iyi kötü biliyordum. Şimdi de Türkçe ben ifade etmeye çalışacağım. Ama gerçekten çok önemli bir adam olduğumu bu akşam daha iyi anladım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evvela sizlerle beni buluşturan, mümkün olduğu kadar sizlerle direkt konuşmamı temin etmeye çalışan Hasan Bey'e ve arkadaşlarına, onların arzu ettikleri gibi ben dün Hanover'deydim, işte bugün de sizlerle beraberim. Sizlerle beraber olmak çok klasik bir laf belki ama hakikaten beni son derece mutlu etti. Neden? Çünkü bulunduğum toplumda hem Türkçe, hem Almanca, hem Ermenice, İçinizde bilen olsaydı belki de Kürtçe, bilen olsaydı belki Zazaça bir şeyler söylemeye çalışırdım. Ama bu kadar da yeter. Diyarbakırlıların bir... Sesimi alıyorsunuz değil mi? Diyarbakırlıların iyi veya kötü, siz yorumunu siz kendinize göre yapın, bir huyları vardır. Bu Ermeni, Kürt, Süryani, Keldani fark etmez. Yani Diyarbakır'daki o halkın bir alışkanlığı var. O alışkanlık da şudur. Evinize bir misafir geldiği zaman, biliyorsunuz bizim oralarda misafire gitmek, misafircilik oynamak öyle bildiğimiz klasik şekilde olmaz. Yani telefon açıp, alo, biz bu akşam size geleceğiz, bir hafta sonra size geleceğiz, müsait misiniz falan gibi böyle bir lüksümüz yok. Ne yaparız? Biz, eğer mevsim kışsa özellikle, lapa lapa dışarıda kar yağıyorsa, yapacak bir şey de yoksa, zaten saat 9-10'da en geç millet, herkes uyuyacaksa, bir an evvel yemeğimizi yedikten sonra, yemek derken yani karides bilmem ne yok yani. Yani somon füme filan değil. Bizim yiyeceğimiz yemek klasik. Evet, varsa bir dalhana çorbası, bir mercimek çorbası. Arkadan işte eğer Tanrı müsaade etmişse bir de bir kuru fasulye, hele hele yanında bir de pilav olursa, bulgur pilavı, oho, hadi onu da geçelim. Bir de bir baş soğan kırdın mı, mesele yok. O 10 dakika, yarım saat içerisinde o yemek yenir. Kimlerle yenir? Ana, baba, dede, nene. Hep beraber yerde bir sofrada otururuz, yemeğimizi yeriz. Henüz kaşığı ağzına götüremeyecek kadar küçük olanlara da bazen neneler yardımcı olur. Çok daha küçük olanlara da oradaki kuru ekmekten bir parça koparır nenem, çiğner, onun ağzına ver. Dışarıda lapa lapa kar yağarken evin salonunu,
salamanjesini, banyosunu, aklınıza gelen hepsini düşünün, bir odadadır. O bir odada yere serilen yemek yenir, anam tepsinin üzerindeki o 2-3 tane kabı veya tencereyi alır, hepsini iç içe koyar. Çünkü zaten yemek yenmiştir, hepsi boşalmıştır. Yiyen yemiştir, yemeyen kalmamıştır. Onu kaldırır, mutfağa, dışarıda avlulara götürdü mü zaten sofra bitmiştir. Çünkü bizim peçetemiz yok, kürdanımız yok, tuzluğumuz yok filan. O anam nasıl uygun görmüşse o zaten bitmiştir. Bunu idare lambamızın, tıpkı bunun gibi idare lambamızın ışığı altında yaparız. Akşam. Yani gaz lambası. Neden idare lambası? Çünkü gaz lambası biraz daha büyük olduğu için, biraz daha fazla ışık verdiği için çok gaz yakar. Onun için biraz daha küçük idare lambasıyla biz onu idare ederiz. Sonra yemek faslı biter. O lambada kapatılır, püf diye söndürülür. Sonra biz ana, baba, dede, nene hep beraber misafirliğe gideriz. Kime? Gavur mahallesinde herhangi bir Ermeni evine, herhangi bir gavur evine, illa haber vermek gibi zaten bir şeyimiz yok. Kalkarız gideriz. Yolda kar mı yağmış, şu mu olmuş ve en sonunda ilk kapıyı çalarız. Kapı kapalıysa yanındakine, o da olmaz. Öbürsüne gideriz yani. Öyle bir sorunumuz yok. Ve işin tuhafı, biz bozanlara gitmeye yola çıkmışız. Bir de bakarsınız ki bozanlar da kafel halinde başkasına gidiyorlar. Tabii yolda karşılaşınca bu sefer iki taraftan biri, ya biz size geliyorduk, biz de oraya gidiyorduk derken, neyse herkes kendi yolunda nasıl olsa bir yer bulacaktır, gider. Biz de kalkarız, bir yere gideriz. Gittiğimiz evde, esas oraya geleceğim, evde kesinlikle orada da yemek yenmiştir, sofra toparlanmıştır, aynen bizim evdeki gibi. Artık millet yere yatar. Ev sahibi Agop, Bedros, Kirkor, her kimse kapı tokmağının sesinden, şakşakosunun sesinden gelir. Bu arada Tanrı bizi çok sevdiği için de o karanlık gecede bizi aydınlatmak için gökyüzünden ay vardır. Ayla yatmak üzere olan o Karno'nun veya Bedros'un uzun beyaz donu ortaya çıkınca her taraf ve gideriz. Onlar yatmak üzere oldukları için hemen yataklar toplanır. Yükeri dediğimiz yere koyulur. Çocuklar uyumuşsa bazıları uyanır. Bir tane şey sobası vardır. Genelde saç sobası. O zaten ya sönmüştür ya sönmek üzeredir. Ona bir iki tane odun atılır, püflenir, bir şeyler olur. Soba daha bir hareketlidir ve biz otururuz. Nerede otururuz? Böyle sedirlerimiz var. Öyle fazla da böyle sandalye, masa falan yok. Sedirin baş köşesine genelde daha böyle yaşlı, bana bakmayın, yaşlı ve orada saygın birini oturtursunuz. Esas Diyarbakır şeyi o zaman başlar. O oturan kişiye muhakkak ev sahibi şunu der. Ya sen orada rahat değilsin.
Kalk gel burada. Vallahi sen orada rahat değilsin. Gel buraya otur. Bir tane de yastık getirin sırtına verin. Siz bir yere oturabilmeniz için 3 kere bir tur atarsınız. Ondan sonra otursunuz. Oturursunuz ve sohbet başlar. Kendi aralarında başlarlar konuşmaya. Bunlar Gavur Mahallesi'nde yaşayan ve 1915 olaylarının kılıç artığı dediğimiz bir neslin çocukları. İşleri genellikle ya duvarcıdır, ya kalayıcıdır, ya demircidir, ya marangozdur. Bir de biraz evvel okuduk ya, Serop gibi ileride belki kuyumcudur. Kuyumculuk iyi bir meslek. Çünkü alırsan kazanıyorsun, satarsan kazanıyorsun. Ama herkesin kuyumcu olma gibi böyle bir şansı yok. Onlar orada sohbet ederken biz de o evin çocukları ki kesinlikle 3-4 tane veya 5 tane vardır. Bir de 5 tane de siz gidersiniz, 10 tane çocuk kesinlikle olur orada. Sobanın etrafında otururuz. Hemen evin size biraz kuru üzüm, biraz ceviz getirir. O cevizleri kırarsınız. Bir de pestil. Kırdığınız o cevizi çıkarırsınız, pestilin içine koyarsınız, işte dişlerinizde onu kemirirsiniz. Onlar da bu arada sohbet eder. Mesela bizim eve gelenlere babam şarap ikram eder. Neden? Çünkü bizim evimizde şarabı anam yapar. Yalnız bizim evimizde değil, yani en azından Diyarbakır'ın hepsinde olmasa bile birçok aile kendi şarabını kendisi yapar. Şarap dediğin de o kadar zor değil yani. Ha. Bakma böyle şişelerin içerisine koyuyorlar falan. Şarap yapmak çok kolaydır. Ama onu anlatmayayım, formülünü bende kalsın. Şimdi kalkarlar. Ben anlattığım gibi yapmaya kalkarsanız burada olmaz. Neden olmaz? Çünkü onun üzümü çok önemli. Diyarbakır yöresinde küçük taneli Ayşe senin üzümden olur. Küçük taneli üzüm vardır. Çok şekerlidir. Böyle tuttuğunuz zaman elinize yapışır. O üzüm olacak. Üzüm geldikten sonra yıkamayacaksınız. Geldiği gibi ezeceksiniz. Biz güya anlatmayacaktık ama galiba yarısına evet. Neyse o zaman hadi gerisini de özetleyeyim. O üzüm şey olur, anam onu ezer. 2-3 gün bekler şeyle beraber ama çeliyle çöpüyle filan. Ondan sonra o süzülür ve katremis dedikleri bu büyük yani tabii o zaman bana büyük geliyordu. Benim boyum kadar diyelim. Büyük şişelere, damacanalara, su şişeleri vardı galiba değil mi? Bu plastikler falan daha yok ortada. Ona doldurulur ve o üzümün 40 gün bekletilir. Hava alması da lazım. Babam okuma yazmayı daha ilkokul sıralarında okuma yazmayı öğrenmeden çobanlık yaptığı için onun hikayesi de çok uzun. Ben kaç gün burada kalacağım? Yani bileyim de ona göre anlatayım. Neyse. Bizim zamanımız var. Sizin zamanınız var. Peki. O tasvir gazetesi okur. Tasvir.
Ha bu ücretler, müziyetler falan çıkmış değildi o zaman. Tasvir gazetesi okur. Anam o tasvir gazetesinden kendince böyle bir tapa gibi bir şey yapar. O şişenin ağzına geçirir ve kilerde loş bir yerde bekler. 40 gün geçecek. Şimdi üzüm, daha doğrusu şıra, üzüme dönüşken yavaş yavaş böyle zzzz böyle bir ses çıkarır. O mayalanırken. Ben de küçükken giderdim, böyle bakarım, dinlerdim. Zzzz bir an. Onun 40 gün geçmesini babam hiçbir zaman beklemek istemezdi. 18 gün mü oldu, 20 gün mü oldu, her neyse, ikide bir anama Hno derdi, hanımdı ismi, esas ismi Ermenice Aslip. Ona derdi, ya bu bizim Ermenice'de, bu bizim üzüm hiç olmadı mı? Daha ne zaman olacak bu şarabımız? Anam derdi, bugün 22 gün olmuş. Yahu getir hele bir bakalım, belki de olmuştur. Onun pazarlığı olur. En sonunda işte iyi kötü karar verilir. Gelir. O şey, şarap bir uskuraya, uskura dediğimizde şeydir, bakır bir kaptır, tas yani. Ona doldurulur. Sonra o bardak bardak veya bazen aynı uskuradan içilir. O içildikçe kendi aralarında onlar konuşurken biz de orada çocuklar işte eğer varsa bulmuşsak tesadüf işte kestane koyarız, pişiririz. Efendim pes değil, mes değil. Onlar da kendi aralarında genelde hep şunu konuşurlar. Kirvem, sen kafilede nerede kayboldun? Kafile dedikleri, kafile denen şey Diyarbakır ve o yörede tehcir. Yani Diyarbakırlılar soykırım, tehcir, sürgün filan demezler. O kafile. Kafileler halinde yürümek anlamında. Kafile. Sen kafilede neredeydin? İşte oğullar, valla ben de o zaman işte 4 yaşındaydım. İşte oradan çıktık ama gerisini hayal mayal attım. Öyle bir şeyler anlatır. Öbürsü bir başka şey anlatır. Ve böyle hikayelerini anlatırlar. Kimisi anasını kaybetmiştir. Kimi babasını, şunu 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 filan. Ve onlar bir taraftan da böyle bir iki bardakta şey içince şarap bir hüzünlenirler. Ve nemlenir gözleri. Ve başlarını kendi aralarındaki o konuşmalarda hafif hafif böyle özellikle yaşlı kadınlar ağlarlar. Biz tabii çocuklar, onlar niye ağlıyor? Nedir konuştukları, kafle diyorlar, bir şeyler diyorlar, kirvem sen nerede kayboldun, o öbürsüne soruyor. O hikayeyi pek bilmezdik ama onların o konuşmalarından biz de etkilenirdik. Onların içerisinde ağlayanlar olsa biz de ağlardık ama niye ağladığımızı bilmiyorduk. Babam bir parça böyle sarhoş oldu demeyeyim de olmaz. Hani biraz çakır keyif olsa etrafındaki arkadaşlarıyla işte o gelenlerle de bir de bir türkü tutturdu. Söyleyeyim mi? Beri gel kömür gözlüm, ben adam yemem. Saklayıp da sırrını kimseye demem. Beri gel
kömür gözüm, ben adam yemem filan. Anam diğer bacalar bir serkis serhoş olmuş. Bunu söyledi mi serhoş, teşhisi öyle koyardı. Diyarbakır'da biz böyle yaşardık. Benim gavur babam, namı değerli dişçi Ali, esas ismiyle Salih, bu gibi akşamlarda sohbet esnasında herkesle beraber gelen misafirler, bazen böyle 2-3-4 aile de geliyordu aynı anda yani. Dedim ya, bir açık kapı bulan gelmiştir artık, kaç kişi olduysa. Hep şunu derdi, yahu gelin kardeşim, hele biz sayak bakak, bu bizim Diyarbakır'da kaç hane Ermeni var? Tabii böyle bir teklif veya böyle bir şey hemen tamam, ama bir de hesaplamak lazım. Hemen babam tesbihini çıkarır. Şimdi biz nereden başlayak? Biz gavur meydanından başlayak. Evvela Tumasların evine gidak. Tumasların evinden ondan sonra sırayla o sokak, bu sokak, bilmem ne, gezak, sonra hesaplıyor. Şimdi tespihin bir tanesini şap çekiyor, diyor Tumaslar, kaç kişide Tumaslar? İşte karısı, anası, babası, şu, bu, filan, dört hanım, dört kişi, 10 kişi, 7 kişi. Şap. Şimdi komşuya geçer, o agoplar, hangi agop? Kalaycı agoplara, ha tamam kalaycı. Şap. Bu hesaplar. Sonra artık hiç bir yanlış yapmayalım. Yani herkes dikkatli olsun. Bir şey de unutmayalım, bir hesabı yapacağız sonra. Bu kaç kere döndük tam. Ve en sonunda 50'ye bazen şöyle dediler. İşte falanca bu sefer de, ya onları nasıl Ermeni sayısan kardeşim? Onlar bir kere Ermeni değil ki. Halis muhlis Ermenilerden bahsediyoruz. Yani esas Ermeniler. Onun karısı Süryani. Kendisi Ermeni ama karısı Süryani. Yarı yarıya olmaz. ne olacak? O zaman hesap şaşar. Evet. Sonra sayılır. Ve denir ki evet, Diyarbakır'da, işte Gavur Mahallesi'nde 150 hana var, işte hepsi topi, 350 yok, 450 yok, 325, böyle hesaplarla anlaşırlar ve o hesap biter. Ve sonra ne yaparlar? Siz tabii bekliyorsunuz ki bunu onaylatmak için bir de notere gidecekleri geçer. Öyle bir şey yok. Sonra o fasıl biter ve biz çocuklarla bazılarımız uyumuş oluruz, bazılarımız uyanıktır. İşte gece bir vakitte ve çıkarız. Yediğimiz o işte bizi çok mutlu eden pestil, cevizli. Ve yine kabile halinde elimizde giderken bir tane hımmo dediğimiz küçük bir gaz lambası değil de fitilli bir şey, o da rüzgardan söner. Babam çıkarır o çakmakını, beni çağırır, ula gel çakar. Biz böyle kabile halinde yürürüz geliriz, işte herkes kimse evine gider. Bu bir size bir kesit sadece. Bunun dışında ben bütün bu size anlattıklarımı şu anda böyle bir kesit bir kuş bakışıyla
Bunları işte tespih sahnelerinde yazdım, diğer kitaplarımda yazdım. İşte en sonunda nihayet Gavur Mahallesi'ni anlattım. Şimdi Diyarbakır'a gidiyorum. Şimdi derken yani 50 sene sonrasından bahsediyorum. Diyarbakır'da bıraktığımız Diyarbakır kesinlikle değil. Ermeni hemen hemen hiç kalmadı. Filan. Şimdi bu olayların sonunda bir hüzün yaşandı. O hüzünü paylaşanların zaten çoğu bugün yoklar. Hayatta değiller. Biz de onların işte torunları, torbaları neyse işte bir Gavur Mahallesi'ni elimizden geldiğince en azından ben kendi açımdan söyleyeyim yazdım, çizdim falan. Diyarbakır'daki Ermenilerin, Süryanilerin, Kürtlerin, Türklerin, Lazlar, Laz pek yoktu ya, tek tük şeyh evleri var, Rumlar filan, böyle bir Museviler, onlarla beraber böyle bir yaşamımız vardı. 1948 senesinde İsrail Devleti kurulunca ilk önce onlar ayrılıp gittiler. 2 ay içerisinde toparlandılar. Çünkü dediler ki Hahambaşılıktan, İstanbul'daki Hahambaşılıktan bir haber gelmiş. Demiş ki bir tane İsrail devleti kuruldu. Bütün dünyadaki Yahudileri topli. 2 ay içerisinde Diyarbakır'dan da gelenler gelir, kalanlar kalır. Onlar 2 ay içerisinde artık ellerinde, avuçlarında ne varsa kimini sattılar, kimini bıraktılar, bilmem ne, kalkıp gittiler. Kala kala bir tane kadın kaldı. Ferho. Ferho nedense gitmedi. Biraz da hem inatçı hem de zeka olarak çok da benim gibi bir şeydi yani. Ve kaldı. Fakat onun da kendine göre bir yaşamı var. Yaşaması gerekiyor. İhtiyaçları var. Yahudi de kalmadı. Çünkü Yahudiler daha önce sokak sokak gezerlerdi. Sırtlarında bir tane şey, torba, kepek alırlardı. Hayvanları yedirmek için. Kepek dediğimizde bizim evlerde ekmek yapılırken işte değirmenden gelen unu Eller Hanım ve diğer kadınların hepsi onları biriktirirler falan. Onları alırlardı. Boş şişeleri alırdı. Boş şişe alıyorum, boş şişe alıyorum. Onları da götürür satarlardı. Neyse, Deli Farho kaldı. Ne yapacak? Kendine göre akılsız dediği ya. Yahudinin de akıllısıymış meğer. Sonradan öğrendi. Falcılığa başladı. Falcılığa. Sokak sokak geziyor. Deli Farho. Bütün evlerin kapılarını çalıyor. Kadınlar da işte biraz evvel okuduğunuz o bacolar, macolar filan da onunla biraz alay edecekler, bilmem ne filan işte. Ferhol geliyor, diyor ki süpürge falına bakıyorum, süpürge falı. Bir gün bakıyorsunuz, tarak falına bakıyorum, tarak falı. Farho neye ihtiyacı varsa onu falıdır. Bu da Farho. Diyarbakır'da ya hangisini anlatayım kardeşim ya? Nereden buldunuz beni? Bu akşam da çenem düşecek ha.
Gavur mahallesinde dedim ya biraz evvel işte aileler var bilmem ne. Herkes yazları özellikle erkek çocuklar çırak giderler. Babalar çocuklarını ilkokul çağındaki o çocukları işte 10, 11, 9, 8, 12 her neyse onlar ilkokul okurken yazın 4 ay tatilde çocukları sokaklarda beradayı beradayı gezmesinler. Muhakkak birinin yanına çırak vermeye çalışırlar. Kimin yanına çırak verecekler? Tabii yine geleceğiz şeye, koyumcunun yanına. Tabii herkes istiyor ki evvela çocuğunu koyumcunun. Eğer o olmazsa terzi çırağı. O da fena değil. Oturduğun yerde iyi kötü dikisen zor bir iş değil. O da olmazsa yavaş yavaş böyle kalite düşüyor. Nereye kadar? En zor işlere kadar. Benim gavur babam dişçi Ali. Karar vermiş kendi kendine. Babamın lafı bizim evde kanun hükmündeki kararnameyi bildiriyor. Benim halamın yani kendi kız kardeşimin kocasının yanında Ramazan'ın yanında kalaycı çırağı var. Ben gideceğim yazın orada kalaycı çırağı yapacağım. Hem kalaycı hem sobacı. O biraz öyle dedim ya sobalar onları da yapıyor. Çok zor bir iş. Niye çok zor? Bir kere işin gücün o sobaları yapılan o şeyi levhaları işte neyse onları kesmek paslı bilmem ne her tarafın bir berbat olursun. Bir de kalaycılık orada önemli bir meslek. Şöyle önemli bir meslek. Kullanılan kaplar hep bakır. Öyle kristaller, beristaller yok. Bohemiyat öyle yok. Bakır kaplar. Pencereler filan. Onların da iyi kalaylanabilmesi için kullanılan o kalaylı kaplar bir daha tekrar kalaylanabilmesi için iyice temizlenmesi lazım. Yani öyle nasıl olsa eskimiş, onun üstüne hemen bir süreyim olmaz. Her şeyin bir nizamı, intizamı var değil mi? Ve dolayısıyla o kalaylı leğen veya tepsi veya silinin temizlenmesi için de onun altındaki o kalayın bir an evvel çıkarılması lazım. Nasıl çıkarılacak o? Üzerindeki o şey temizlenecek. Nasıl temizlenecek? Tuz ruhu sürülecek. Küçük mıcır taşlar gibi taşlar koyulacak. Ayağınıza bir tane şey bağlayacaksınız. İki ayağınıza da deri ve yerde burada da tutacağınız bir şey olacak. Salla yavrum salla salla yavrum salla onu yapacaksınız. O temizlendikten sonra pesem yani benim ustam alacak onu işte nişadırla bilmem ne temizlendikten sonra kalaylayacak. Ben gittim bir gün çıraklık yaptım. Akşam eve döndüğümde anam babamla kavga etti. Dedi ki yahu sen de serkis. Sende hiç mi vicdan yok?
Ula bu bir karış çocuğu götürürsen kalaycı çırağı yapsın. Millet götürü başka işlere koy. O kavganın sonunda o akşam babam kararını değiştirdi. Bir başka kanun hükmündeki kararı verdi. Ertesi sabah ben bu sefer dayımın yanına demirci çıraklığına gittim. Demirci çıraklığı körük çekiyorum. Ve orada bir gün evvel eniştemin yanında hem körük çekerek hem kalayı temizlemek için uğraşırken ertesi gün dayımın yanında başladım çıraklığa. Benim demirci çıraklığım öyle başladı. Benim dayım hayatımda hiç onun kadar çalışkan, onun kadar yorulmak bilmeyen bir adam tanımadım. Ben körük çekiyorum 11-12 yaşlarındayım, 13 yaşlarındayım. Demirleri koyuyoruz şeye, ocağa. Ben çekiyorum, ayakta yoruluyorum. Yarım saat, bir saat, iki saat aynı tempoyla sallıyorum, 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 sallıyorum derken birazcık böyle ustalaşacağım bir şeyler olacak. Benim yine o gavur babam akşam eve geldi dayımın dükkanına. Dedi ki akşam bize gel. Ya akşam eve gel, seninle konuşacaklarım var. Tabii babam akşam bize gel, konuşacağım var filan deyince ben hemen böyle düşündüm. Yine ben bir şeyler yapmışım ama onun hesabını vereceğim. Acaba ben gizliden gizliye dillere hemen gideyim, yüzeyim, çimeyim, onun mu haberini aldım? Yoksa ben kuş avlamak için çatal lastik yapmıştım, gitmiştim dut kuşu vurmaya, onun mu haberini aldım? Bunu mu yaptım, onu mu yaptım? Neyse akşam eve gittim. Meğer benim yavur babam karar vermiş, beni İstanbul'a ana dilimi öğrenmeye postalıyor. 15 yaşındaydım. Beni oraya gönderdi. Benimle beraber Diyarbakır'da başka çocuklar da vardı. Çünkü o sene 1953 yılında bir okul yapıldı. O okulu biraz evvel dediler, bir ruhban okuluydu, Tebirevank dediğimiz. O ruhban okuluna Anadolu'dan okuyan, daha doğrusu ilk okulu bitirmiş olan öğrenciler için kayıt etmeye başladılar, Ermeni çocukları. O Ermeni çocuklarının içerisinden bir de bendim. Sivas'tan, Kayseri'den, Hamay'dan, Gümüşhane'den, işte bütün o Anadolu'daki ne kadar varsa ilkokulu bitirmiş. Biz oraya gittik. İlk gittiğimiz günde İstanbul'a karşılaştığımız okulun tabelası şuydu: Şişli Karagözcan Ermeni Yetimhanesi. Neden? Çünkü bizim o okul, daha yeni yapılan o okul bitmemişti. Bizi geçici olarak şeye götürdüler. O yetimhaneye kaldık orada. Orada o yetimhanede işte 3-4 ay kaldık. Ondan sonra devam ettik. Ayrıldım. Ben sonra işte Getronadan Lisesi'nde falan okudum. Ana dilimi öğrendim. Ana dilimi öğrendikten sonra yazdım. Papaz olmadım. Çünkü şöyle bir şey de vardı.
aslında o kafile halinde giden çocuklar için hep şu oldu. Dediler ki hiç kimse ilk anda veyahut ilk günlerde çocuklarını İstanbul'a göndermek istemediler. Çünkü o okulun ismi Ruhban Okulu. Yani orada bir yerde papaz okulu. Okullarımızın açılmasına neden olan da şuydu. Cumhuriyet döneminde ilk defa bir okul açılıyordu. Cumhuriyet döneminde. Biliyorsunuz bir ruhban okulu açılma furyası vardı. Şey, İmam Hatip okulları. Bizimkini de oraya uydurdular. Demokrat Parti iktidarı zamanında. Bize de lütfetmişler. Böyle bir imkan hazırlamışlar. Biz o vesileyle o okul hazırladık. Çünkü Anadolu'dan gelenler hep şunu diyorlardı. O okulda okuyanlar ya papaz olacak ya vartabet. Vartabet dediği rahip. Ermenilerde biliyorsunuz rahipler evlenmez. Sonra diyorlar uy bizim çocuğumuz gidecek. Ne olacak? Rahip olacak. Vartabet olacak. Ulan biz zaten kafilede kaybolmuşuz, kör. Bir de bizim çocuklarımız gidecek, kör hoca olacağız hepimiz. Göndermeyeceğiz filan. Neyse biz gittik. Biz belki de ilk kurbanlık olarak gittik. Orada işte Şişli'deki o okulda, biraz evvel okundu zaten. Oraya gittik. Biz oradaki yetimhanedeki çocuklar, tabii bizim Anadolu'dan geldiğimizi biliyorlar. O da şuradan biliyor. Kayseri'den gelen Kayseri şivesiyle konuşuyor Türkçeyi. ne örüyor. Biz gitmişiz Diyarbakır'da. Ne yapıyorsan nereye gitsen filan. Bize dediler ki koşun Anadolu'dan Kürtler gelmiş. Diyarbakır'da gavurduk gittik orada Kürt olduk. Bu uzun hikaye böyle devam eder gider. Size bu vesileyle bir de dayımdan bahsedeyim. İşi tatlıya bağlayalım. Sonra sorularınız olursa devam ederiz. Şimdi bu benim Demirci Kaço dediğim dayım var ya. Hani yorulmayan. O Heredan köyünden. Tıpkı babam gibi tabii. Anam gibi filan. Onlar Piran'ın şu andaki ismi Dicle kasası. Piran'ın Heredan köyündenler. O köy Zazalarla Ermenilerin beraber yaşadığı, müşterek yaşadıkları. Aşağı yukarı yarı yarıya Zaza ve köy. Sonra İstanbul'a geldikten sonra, Diyarbakır'a geldikten sonra filan dayımın ismi tabii Haçadur, kimse Haçadur filan. İsmail, Demirci İsmail. Peki. Şimdi Demirci İsmail'le bizim dayı ve yeğen ilişkilerimiz içerisinde biz biraz çalıştık, bir şeyler yaptık falan ama ben tabii bu arada da işte yazın o iş bitince gidiyordum, okuyordum falan. Demirci Haço sonra Diyarbakır'dan İstanbul'a göç etti. Bunu Demirci Haço olarak sadece düşünmeyin, bir göçten bahsediyorum. Onun yerine başkalarını da koyun çünkü bütün bir Diyarbakır daha sonra hep göç etti. Çeşitli yerlere. Demirci Haço İstanbul'a geldikten sonra dayım kendi işini çok iyi yapan iyi bir demirci ustası geldi Feriköy'de hani çalışıyor ya çalışmadan yapamaz bir başka demircinin yanına bir nevi çırak gibi girdi. Orada bir iki ay, üç ay, beş ay her neyse çalıştı. Bu arada çocukları Amerika'ya gitmiş, New Jersey'ye. Özetliyorum, onu da apar topar aldılar, New Jersey'ye götürdüler. Gitti dayı, karısıyla beraber çektiler, onlar da gittiler, New Jersey'ye yerleştiler. Şimdi ben de fırsat buldukça bir iki defa gittim. Bu bizim kilisenin onlar olmasıyla ilgili de gitmiştim. Neyse orada üç katlı güzel bir bahçeli bir ev. O bizim Diyarbakır'daki o evi şimdi birdenbire götürün ve onunla bir şöyle bir kafanızda bir şey yapın.
tartın, biçin, mukayese edin. Bahçeli, güzel bir ev, üç katlı, elektriği var, suyu var, sıcak suyu var, her şeyi var. E dayım ne yapacak? Yapacak işi yok. Yaşı da muayyen bir yere gelmiş. Zaten çocukla kazanıyorlar, yapıyorlar işlerini. Bahçesinde bir şeyler ekip eğlenmek istiyor özetle. Hani bütün şeylerin genelde yaptıkları gibi. Tekalütlerin. Elinden fırsat geldikçe işte domates ekiyor. Biber ekiyor. Şunu ekiyor. Bu da ekiyor, eğlenir. Fakat çocuklar diyorlar ki baba ne var oğlum? Yahu sen burada kalkmışsan domates ekisen, hıyar ekisen bilmem ne. Ula bu Amerikalılar bunu istemiyorlar. Bak komşuların hepsi gül bahçesi bilmem çiçek biçek. Olmaz. Bu da dedi. Niye? Burası bizim toprağımız değil mi oğlum? Bizim paramızı da biz bugün almamış mı? Bana ne Amerikalısından yok. Ben istersem domates ekerim, istersem hıyar ekersem, karpuz ekerim. Bu kavga devam ederken dayım bu arada bir tane şey ağacı dikmişti. Erik. Herhalde işte 3-4 sene sonra erik vermiş. Ben de o vesileyle gitmiştim diyor. Şimdi New Jersey, Amerika'ya gidenler belki bilirler. Çok orada çok sincap var. Şimdi sincaplar da çok enteresan mahluklar. Hemen yiyecek bir şeyler arıklamak isterler. En çok sevdikleri şey de ağaçlardaki meyvelerden yemek. Şimdi birkaç tane sincap, onlar bol bol geziyorlar. Kimse de onlara dokunmuyor. Geliyorlar dayımın o erik ağacından koparıyorlar, yiyorlar. Yiyorlar ama dayımın ifadesiyle ula bunlar gelirler benim çağlamı koparırlar, yiyecekler, yemirler. Isırırlar, atırlar, ısırırlar, atırlar, ısırırlar. Ula ağaçta bir tane kalmıyor. Ve karar veriyor. Bunları öldüreceğim. Tabii öyle bir şey mümkün değil. Çocuklar yine devre, baba ne yapsan falan falan. O yine de kendine göre formüller bulmuştu. Gittim gördüm onu. Sincaplar gelmesin diye, onları korkutmak için nereden bulmuşsa ağaca bir tane plastik, böyle sallandığın zaman rüzgardan filan bir tane yılan bulmuş. Plastik. Böyle sallanıyor. Sincap yutarmam hiç. Bu halamlar bilirsiniz, bu fırınların üzerinde böyle parlak bir şeyler vardır. Tencere mi koyarsınız üstüne ne? İşte böyle parlak, böyle şakır şukur sesler çıkarır. Onlardan birkaç tane asmış, rüzgarda şakır şukur sarılıyor. Yengemin karısının zıbınını almış, bir tane uzun enteresini basmadan bir tane korkuluk yapmış, tam ağacın yanına asmış, dikmiş, başını da bir tane Coca-Cola şapkası. Sincaplar en sonunda karar vermiş, bir tane tüfek almış. Çocuklar onu zar zor şey yapmışlar ve dayım bunu hem anlatıyordu hem mutsuzluğunu dile getiriyordu. Yani Diyarbakır'dan sizi aldım oraya götürdüm. Bu göçün ne olduğunu daha iyi anlayabilmen için. Biraz da işi karikatürize ediyorum zannetmeyin, gerçek bu. Ondan sonra yengem de kendine göre
Diyarbakırlı, biz otlu peynir diye bir peynir yaparız. O da şu, ilkbaharda daha taze, sütler tazeyken peynir yapılır. O peynir alınır, sıcak suyun içine koyulur. O peynir bir nevi macun gibi, böyle çekerseniz uzar. O suyunu ayırırsınız ve o peynir sonra örgülü peynir olur. Burada var mıdır bilmiyorum. Burada herhalde vardır. Şimdi onun içerisine bir de yine Diyarbakır yöresinde dağlarda yetişen bir ot vardır. O peynirin içerisine o ot da koyulur. O kendine göre bir rahyası vardır ve bunu Diyarbakır o yöredeki insanlar da severler yani. Yengem de Amerika'da peynir yapıyor ama o ot yok. Formül. Ona benzeyen bir bitki. Ne? Maydanoz. O da maydanozla idare etmeye çalıştı. Bir şey daha söyleyeyim. Bahçelerinin önünden Amerikalılar sabahları koşarak gidiyorlar. Jogging. Ne işte. Siyahlılar da var. Daha bunlar yeni yeni gitmişler. Daha orada dayım yetti. Bunlar sabah koşarken dayım da işte bahçede kendinle uğraşıyor ya. Bunlar her geçerken bana hay diyorlar. Hay. Şimdi Diyarbakır değil, bizim Ermenilere haydir. Ermenilere heybelerden bahsede haydiriz biz Ermeni. Şimdi tabii onlar her geçişinde hay deyince bana dedi ki ya Migirdic, bu Amerikalılar hakikaten çok akıllı ya. Nereden nereye anladılar bizim hay olduğumuzu. Şimdi sorular veya eklemek istediğim bir şeyler varsa, söylemek istediğim bir şey varsa onları alalım. Ben hepinizin ismini bilmiyorum. O nedenle ismini bilmiyorum. Hayır. Ondan sonra Leman. Ben sorum yok da, Akbarik şimdi çocukluğunu Diyarbakır'a anlatırken benim de doğduğum köydeki Tekmen, Gemereğin Tekmen köyü aklıma geldi. O olayların 3 aşağı 5 yukarı aynısını idarelenmesini falan ben de yaşadım. Bizim orada da kafle falan değil de bu soykırımı anlatmak için, tabii soykırımın falan olduğunu ben İstanbul'a geldikten sonra öğrendim de, bizim orada sevkiyat derlerdi. Sevkiyat derler. Veya seferberlik derlerdi. Yani göre göre bu değişiyor. Öyle derler. Şimdi benim sülalemden soykırımdan kalan bir dedem, yani babamın babası ve annesi var. Annesi kocasını kaybetmiş, kucağında çocuklar. Sonra dedemle evlenmişler. Aynı konuları, aynı oda benim gözümün önüne geliyor. Bizim iki tane odamız vardı. Herkes oradaydı. Peşke deniyor. O şey sobaya peşke deniliyor. İçinde bir şeyler de pişiyordu. Orada aynı bu toplantılar. Yani şunu anlatmak istiyorum. Soykırımdan arta kalanlar, ister Diyarbakır'da olsun, ister Sivas'ta, ister Kayseri'de bilmem, hepsinde sorun ve dert aynı. Yan yana geldikleri zaman konuştukları şey de aynı. Bugün bile benim bir sürü işte sağda solda tanıdıklarım var. Gidip geldiğimde de 3 aşağı 5 yukarı halledilmemiş bir konu olduğu için halen aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Kısa bir şey söyleyeyim. Dedemin çok sıklıkla duyduğu o zamanlardan benim bir amcamın kızı vardı. Adı Arşalıüstü der. Başka bir bilgisi yoktu. Bunu biz 1969 senesinde bulduk. Dedemin
Nereden geliyorsun oğlum? Almanya'dan. Nereden geliyorsun? Fransa'dan. Bunu ya benim bir amcamın kızı vardı. Adı Arşalüstü diye diye buldu bu kadın. Bu müthiş bir şey. Ben başka bir iletişim biçimi yok yani. Evet. Onun için de soykırımın izleri, acıları bugün de geliyor. Devam. Arkadaşlar bilirler de nereden yıllardır büyük bir içtenlikle bağlılığım var Ermeni kültürüne, insanlarına. Çünkü Mimar Sinan Üniversitesi'nde çok değerli insanlarla tanıştım, Ermeni olan. Orada onlarla birlikte kaynaştım. İşin ilginç tarafı 91 yılında tekrar Almanya'ya geldikten sonra şöyle bir kopukluk yaşadım. Kendimi insanlar yoktu etrafında ama daim Mimar Sinan'da okurken Ermeni küçük bir koro kurmuştum. Ayinlere katılırdım, söylerdim. Opera ve konser şarkıcılığı okuduğum için. Ve buraya geldiğimde bir kopukluk yaşanmıştı. Bir süre okumadım Ermenice. Skranting yoldaşımızı kaybettiğimizde sevgili arkadaşımızın söylediği gibi burada Hamburg'da bir anma etkinliği yapıldı ve ben de iştirak ettim. Ve Ermenice söyleyebilir miyim sarı gelin diye bana sormuştu arkadaşlar o zaman. Ne demek dedim yani bu benim için bir büyük bir önemli bir ödev dedim. Sireli katkını vermek istedim öğrenirim. Ve Ermenice olarak ilk defa o zaman sarı gelin katmıştım, söylemiştim. O gün bugün bağlılığım sürüyor. Ama işin ilginç tarafına geleceğim. Sizlerle paylaşmak istediğim bir şey şu ki yıllar geçti aradan ve bu arada Ermenistan'a da gittim. Orada da paylaşımlarda bulunabildim. Ve ben inanır mısınız babam ve annem beni çok burada işçi bir ailesinin bir çocuğu olarak Almanya'da büyüdüm ben. Liselere de girer çıkardım, orada da şarkılar söylerdim. Annem babam çok açık insanlar ve babam kendi hikayesini o yüzden çok sıcak ve yakın geliyor anlatışların. O da öyle çocukluğunu bize anlatırdı. Annem babam benim Makedonya doğumlu ve babam Köprülü'de yaşadığı çocukluğunu bana anlattığında zangoçluk yaptığını da anlatmıştı. Yani pederin arkasından tütsüyü, sallar şey, ayinlerde katıldığını da söylerdi. Ama bunun cep harçlığı için yaptığını sadece söylerdi. Yani ailede biz Sünni Müslüman bir aile olarak tanıtıldı bana benim aile. Böyle büyüdü. Ve hiç sorgulamadım. Hiç yani tamam o da bir çocuk olarak nasıl ki ben Almanya'da büyüyen bir çocuk olarak liseye gidip geliyorsam onlarla birlikte söylüyorsam babam da bunu yapmıştır Makedonya'da büyüyen bir çocuk diye. Sen koştun. Yani pederim yanında çal çalıyor veya tütsü yardımcısı Mestina oluyor. Biraz kısa noktasına getireceğim. Çünkü burada da arkadaşlar kimi zaman beni hep Ermeni misin diye sorarlar derler. Yok bildiğim kadar değilim derdim. Ve işin garip tarafı 5 yıl önce ben halamla tekrar ya hala sizin Makedonya'daki yaşamınız ben babamda da hatırlıyorum anlatıyordu falan filan dedikçe sıkıştırdım ve ya senin bizim Müslümanlıkla pek bir alakamız yok gibi geliyor bana yani yaşam tarzımızda dediğimde, sıkıştırdığında ya senin dedenin babası Hristiyan bir yetim çocuğuymuş diye ağzından bakla çıktı bir şekilde. Şimdi doğrusu söylemek gerekirse bilmiyorum. Yani bir Ermeni mi, Sünni mi olabilir? Her şey açık ama sonuçta benim dedemin babasının bir Hristiyan, yetim bir çocuk olduğunu ve Konya Karamanlı bir ailenin yanına yetiştirdiğini. Peki ben müsaade ederseniz sizin kafanızdaki o sorunun cevabını vereyim. Evet lütfen. Hani ben neyim filan. Bir kere bunu söylerken hiç itiraz istemiyorum yani. Kesinlikle istemiyorum. Hepiniz
dünyaya doğan çocuklar doğmuşlar ve doğacaklar. Hepimiz zaten Ermeniyiz. Aksi mümkün değil. Niye değil? Onu söyleyeceğim. Birkaç sene evvel Diyarbakır'a gitmiştim. Orada bir 200 kişi kadar bir toplantı. Mollalar gelmiş, hacılar gelmiş, şunlar gelmiş, bunlar ve bir dini şey yapılıyor orada. Alevisi var, Sünnisi var, herkes var. Beni de davet etmiş. Şimdi gittik. Orada genelde hep söyleriz, biliyorsunuz. Yani dinler de kavra ve şudur. Yani insanlara birbirlerine yardımcı olsun. Bütün dinlerin eninde sonunda gelip toplandığı şey olur yani. İyi olsun, iyi olsun, iyi olsun falan. Ve dolayısıyla da din, imam filan onların da hepsini bitti. Ve bu minvalde biliyorsun bu gibi toplantılarda şey yapılır. En son bir bildirge yayınlanır. Ve işte dediğim gibi işte herkes birbirine yardımcı olsun. İnsanlık şudur, budur, demokrasi falan filan filan konuştuk. Tamam mı? Tamam. Herkes işte imzaladı. Bitti. Sonra uzun bir masa etrafında toplandık. Ve orada bütün hacılara, hocalara, şunlara, bunlara aynen biraz önce söylediğim gibi dedim ki hepiniz Ermenisiniz. Niye diye soracaksınız. Mesela dedim herkesin bir teorisi var. Mesela bütün dillerin biliyorsunuz bir zamanlar güneş dil teorisi vardı. Bütün diller Türkçeden doğdu. Sonra onun öyle olmadığı konusunda anlaşıldı Atatürk'ün zamanında ve en sonunda o dilin bütün dillerin yani Türkçenin bütün dillerin anası olmadığını zaten ilmen kabul edildi filan. O faslı geçiyordu. Ama benimki gerçek çünkü ispatı var. O da şu. Dünyaya gelen, doğan bütün çocuklar ilk önce ağlarken ne derler? İnga, inga, inga. İnga, inga, inga. Ermenice düştüm, düştüm, düştüm. Başka soru soran var mı? Mümkün mertebe soru varsa soruları alalım. Siz elinizi kaldırmıştınız. Pardon. Hüseyin buyur. Siz İstanbul'a gitmeden önce çocukluk döneminde Diyarbakır'da Ermenice öğrenmek girişimleri oluyor muydu? Yani kendi aranızda buluşarak veya ufak gruplar halinde bilgi. Hayır, şimdi şöyle, Diyarbakır'da Ermeni okulu olmadığı için tabii biz özellikle Gavur Mahallesi'nde oturan Ermeniler, Süryaniler, şunlar bunlar hep bizim okulumuz, mahallemize yakın olan Süleyman Nazik İlkokulu'na giderdik. O Süleyman Nazik İlkokulu'nda okuyorduk ama onun dışında da bildiğimiz evlerimizde birazcık yaşlıların, anamın, babamın ama yaşlıların, yani kendi yalnız anam, kendi babamdan bahsetmiyorum. Genel olarak Diyarbakır'daki Ermeni aileler, çoğu kendi Diyarbakır yöresinin Ermenicesiyle konuşurlardı. Biraz evvel arkadaşımız bir hikaye okudu, Ermenice. Nerede o arkadaş? Ha, o hikayedeki kullanılan dilin bir kısmı da Diyarbakır Ermenicesidir. Nasıl konuşurlardı? O da şu, yani çok güncel şeyler işte git, gel, götür, getir, ekmek, peynir, su filan falan. Yani bütün şeyi toparsanız kelimeleri dağarcığını belki 100-300 kelimedir yani 500 kelimedir en fazla. Biz sadece kulak dolgunluğuyla bir şeyler duyuyorduk.
İşte dediğim gibi bu işte götürketir. Ama onun dışında okumak, yazma gibi bir lüksümüz olmadı. Yoktu çünkü. Zaten analarımız babamız da okuma yazmayı bilmiyordu. Onlar da ancak konuşabiliyorlardı. Bu böyle çok meraklı olan benim gavur babam gibi beni papaz Arsene'nin yanına yazın bir taraftan demirci çıraklığına gönderildi, bir taraftan da papaz Arsene'nin yanında Ermenci okuyup yazmama istiyordu. Ben de gidiyordum. Orada Ermeni harfleri 38 tanedir ve zor bir dildir. Yani zorluğu şu, harfler 38 tane niye? Çünkü bazı sesleri vardır, Türkçe'de mesele yoktur. Ça, zo, ta vardır, to vardır. Yanlış yazarsanız birinden birini anlam değişir. Plan var. Tabii ben bütün bu incelikleri öğrenemedim. Sadece işte böyle yarım yamalık bir şeyler öğrendim. Neydi öğrendim? İşte birazcık belki 38 harfin işte 15 tanesini ancak becerebilmiştim. Ondan sonra da beni işte İstanbul'a postaladılar. Onu da zaten arkadaşımız okudu. Onun dışında böyle bir gayret, böyle bir şey maalesef yoktu, olmadı. Benim bir sorum var. Konuşmanın içerisinde birkaç defa gavur babam diye evet. Söylettim. Bunun çok özel bir anlamı var mı yoksa var, niye gavur babam diye? Şimdi gavur babam şöyle. Şimdi Anadolu'da genelde Müslüman olmayanlara böyle bir gavur yakınlaşması olur. Babamın gavurluğu altını ben özellikle çiziyorum çünkü babam Ermeni doğmuş. Yani hak değil. Müslüman değil. Hak değil. Hangisi? Hristiyan. Sonra 4 yaşında kafileye gitmiş. Siverek'te kalmış, Müslüman olmuş, din değiştirilmiş, ikinci hak dine geçmiş. Ondan sonra 17 yaşlarında filan daha Ermeni olduğunu filan anlayınca uzun hikaye gelmiş, yine Ermeni olmuş. Yani birinci hak din değişik, ikinci hak din değişik, üçüncü hak din. Ben onun için babama gavur diyorum. Üstelik babam çok inatçı bir adamdı. İnatı da şuydu. Eğer ben bugün sizlerin karşısındaysam bunu biraz değil %99.9 diyelim. Tabii şaşırmayalım. Babama borçluyum. Çünkü o okumayı bilmediği için böyle bir imkanı olmadığı için bir de kafle artığı olduğu için ne yapıp benim de ve başka ailelerin babaları da Ermenice öğrenmemizi arzu etmişlerdi. Ben o gavur lafını biraz da ondan söylüyorum. Ama şunu da hemen söylemek isterim. Gavur lafı her zaman olumsuz da değildir. Bazen yerine göre olumludur da. Mesela nasıl olumludur? Ula gavurun oğlu gavur ele bir tane Yemeni dikmiş ki geyiyem hiç eskimi. Gavurun oğlu gavur dişimi babam dişçi ya hesapta dişimi çekti değilsen ki zar sivrisine kısırmış. Yani orada bir de oğlusu var. Evet. Hayır, özür dilerim. O soruya eklemek için bir soru daha sorayım. Siz bunu böyle mecazi anlamda mı kullanıyorsunuz? Yani ben de aşağı yukarı aynı yörelerden geliyorum. Yani gavur Müslüman olmayanlara denir ama. Evet, mecazi anlamda. Gavur, ulan gavur mu? Gavur gibi yapmışlarken de ben de hatırlıyorum. Överler onu. Onun mükemmelliğini anlatırlar. Tabii ama işte demin söylemek istediğim gibi o hem bir ağız alışkanlığıdır evet. Hem de hatta şu da var. Yani onlarla da alışveriş yap. Çünkü onlar mecburen doğru yapmak mecburiyetindedir, temiz yapmak mecburiyetindedir, zamanında işini vermek durumdadır. Yarışa bir yerde
iyi bir yerden başlayabilmek için. Evet. Neyse, işin gavurun Müslümanlığı bir tarafa bırakın. Nasıl olsa hepimiz Ermeniz gerisini. Buyur. Şimdi siz halen İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet, halen İstanbul'da yaşıyorum. Kitabınızı Gavur Mahallesi'ni okuduğum zaman çok etkilendim ve içindeki bir hikayeniz vardı, Halil İbrahim diye. Evet. Onu defalarca okudum, hatta başkalarına da okudum. Beni çok etkiledi gerçekten. Göçmenlerin tabii ilk yılları hep genelde belki öyle oluyor. Fakat şu an hala merak ediyorum. Size Halil İbrahim sonradan geldi mi? Ya Halil İbrahim onu yine bir hikayemle anlatıyorum. İşte biz İstanbul'a göç ettik. Daha doğrusu yani ben gittim. İstanbul'a geldikten sonra bizim ailede birkaç sene sonra göç ettik. Ekonomik bakımdan işte biraz öyle bahsettiğim gibi oradaki insanların çoğu yani işte gün kazanıp gün yiyen. İşte marangoz, demirci, nalbant, kalaycı filan falan. Kışın biraz evvel o bahsettiğim gibi orada her türlü imkan olmadığı için herkes kıştan yazdan zahiresini yani yiyeceğini temin etmeye çalışırdı. Küplere doldurulurdu. Yağ küpü, tuz küpü, pekmez küpü filan. Buzdolabı yok, bilmem ne yok. Dolayısıyla oradaki öyle bir ekmek evde şey hamur yapılır. Ben alırım fırına götürürüm. O benim en birinci vazifem. Bu imkanlar içerisinde büyümüş, yetişmiş bir aile düşünün. Sonra kalktılar bizimkiler, babamlar ve onun gibi daha birçok aileler. Kimisi işte direkt Fransa'ya gitti, kimisi buralara geldi, kimisi Amerika'ya gitti filan. İşte büyük bir çoğunluğu da İstanbul'a göç ettiler. O zaman Feriköy'de bir bodrum katında biz kiracı olduk. Yani bodrum katı güzeldir. Neden? Şu kadarcık bir pencereden ancak gelip geçenlerin ayaklarını seyredersiniz. Çok meraklısanız kaç kişi geçmiştir onu sayarsınız. Anam tabii o alışkanlığını İstanbul'da da yürütmek istedi. Neydi? İşte plastik kaplar içerisinde biraz mercimek, bir başka kapta nohut, işte fasulye, işte erzaklarını biriktirdi. Ama gelin görün ki bizim Halil İbrahim'in o bereketi, o küplerdeki bereket o plastik kutulara sığmadı. Sonra anam öldü. Bir şey ekleyebilir miyim? Madem sohbet ediyoruz, ben de çocukluğuma gittim sizin anlatmalarınızdan. Ben İstanbul doğumluyum, Eyüp'te doğmuşum. Bizim komşularımızın içinde en az iki aile vardı, ben küçükkenler hatırlıyorum. Sonrası zaman içinde onların da birçok küçükken oldu veya Fransa'ya giden oldu filan. Daha sonra babaannemin eviydi orası, biz de orada kalıyorduk o sırada. Daha sonra Kumkapı'ya taşındı babaanneler, yani aile. Kumkapı'da da aynı bizim komşularımızın çoğu Ermeniydi. Yani benim çocukluğum hep aynı mahallede Ermeni, Rum arkadaşlarımız hep aynıydık ve hiçbir kimsenin de böyle Rummuş, Ermeniymiş gibi biz hiç konuşulmazdı. Mesela bayramlarda hep annelerimiz işte bir şey pişirir falan götürürüz, getirir.
Hem onların bayramını kutlardı, kendisinin bayramını kutlardı. Evet. Daha sonraki yıllarda ben Kadıköy'de yaşamaya başladım. Epeyden sonra, genç kızlarımın arası. Kadıköy'de de hala benim mesela bir Ermeni karı koca arkadaşım var, hala görüştüğüm. O zamanlarda gençliğimde, yani genç kızlarımda çok aileler vardı. Onlar da yavaş yavaş göçtüler. Bunlar zaten daha evvel göçtüler. Ama Ermeniler hala yaşayan Ermeni var İstanbul'da bir sürü. Yani bir sürü değil. Çok değil yani. Sürü değil. Yok, sürü yaşayan Ermeniler var, evet. Değil. Tabii zaman içinde azaldı ama hala orada yaşıyorlar. Tabii ben de halen orada yaşayanlardanım. Kendilerini o şehrin insanı sayarlar yani benim arkadaşım. Evet. Biliyorum ben yani 20 yıldan beri arkadaşım. Hala da arkadaşım. Evet yani tabii. Yani siz anlatırken böyle benim de çok çocukluğum. Belki ben İstanbul'da doğdum ama bizler de yokluk içinde büyüyor. Gayet tabii canım, bu yani, sadece Anadolu'ya mahsus değil. Yani, o aylarda oturduk, dört kardeşiz, babam memurdu, yani adı sıfır ayıp belki yerde yemek yemiyorduk ama yani şöyle bir şeyde yemiyorduk ama masada da olsa kocaman bir tencere girdi, dört kardeş. Babam hepimize aynı miktarda dağıtır, o kadar, daha fazlası yok mesela. Yani ama işte bizde öyle bir dağıtma lüksümüz yoktu. Sizin bak bir masanız varmış, bir de dağıtma lüksümüz varmış. Biz eli tutan, kaşık tutan herkes oradan yerdi. Eğer eliniz kaşık tutmuyorsa neneniz yedi. Herkesin kaşığı da yoktu. Evet. Tabii herkesin kaşığı da yoktu. Evet. Başka soru soran var mı? Bu tarafı göremiyorum. Var mı burada soru soran? Buyurun. Yavuz Mahallesi kitabınızla bir ödül almışsınız. Onu hatırlatır mısınız? Paris'te bir ödül. Evet, evet. Efendim ben bu kitabı, ilk kitabımı Ermenice yazdım. Yani Yavuz Mahallesi kitabı henüz daha yokken ben biraz önce size okunduğu Ermenice, o kitabı Ermenice yazdım. Sonra benim bu kitabım işte 86'da mı bilemiyorum, Ermenice yazan yazarlar için Paris'teki bir şeyde bana, beni layık görmüşler birinciliğe. O zaman o vesileyle bana bir ödül vermişlerdi. Sonra ben bu Gavur Mahallesi'ni oturdum yazdım. Tekrar tercüme etmedim yani Ermenice'de. Ve onu yazdım. Hikayesi odur yani. Evvela Ermenice yazılmıştır. Hatta bu vesileyle bir de şunu da size söyleyeyim. Ben İstanbul'a geldikten sonra birazcık Ermenice'yi öğrendikten sonra lisedeyken Ayşe? Ben de kısaca bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben Maraşlıyım. Kürt ve Aleviyim. Fakat Ermeni katliamını, Ermeni meselesini ya da Ermeni tarihini hakikaten burada. Yani bundan aşağı yukarı 15 yıl ya da 20 yıl falan oldu öğrenelim. Maraş ki Ermenilerin çok yaşadığı bir yer olmasına rağmen neden hiç duymadık ya da duyurdu, anlatılıyordu, başka bir şey olarak mı söyleniyordu? Dedem örneğin bana küçükken çok hikaye anlattı. Çok severdi hikaye anlatmayı. İşte, o kadar böyle bir hikaye anlattı fakat içinde Ermeni sözcüğü geçmezdi. Çok merak ediyorum. Böyle diyor ki, yani şimdi işte Hoca Yavla anlattı, Levan anlattı, İstanbul'daki, İstanbul'da büyüyenler, yaşayanlar, doğup büyüyenler biliyor bunu bir haliyle. Yani onlarla iç içe olmuşlar. Fakat Maraş'ta da olmuş.
iç içelik olmuş, hiç bahsedilmemiş. Bu bile hep böyle öğrendikten sonra düşündürmüştür yani. Evet. Bakın ben de İstanbul'luyum. Uzun zamandır tarla başında oturdum. Ermenileri ve Rumları çok severdik ama onlar birbirlerini sevmezdi. Din ayrılığından. Yani Ermenilerin yemeğini ye, Rum'un evinde ye falan derlerdi. Yani yemeklerin o kadar güzel oldu. Hiç negatif bir şey kendi aramızda kesinlikle ama yapan hükümetler yok. Tabii. Ayrımcılığı yapan hükümetler. Yazık. Evet. Sen? Ama işte korku da başka doğuyor. Ayşe'ye ben cevap vermeyeceğim. Ama ben Migirdic abiye özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. İnterkültürel ve Denk Fabrik Yönetim Kurulu adına. Ayrıca Panaper'deki Can Arkadaş Derneği vesile oldu. Hamburg'a üçüncü defa gelmiş oldu. Daha önce 2015'te gelmiştiniz. Daha 2017'de HDK Edebiyat Siyaset Günlerinde. 2000 bir nöbetçi gibi beklediniz gerçekten. Sadece okumaya değil, kitaplarınızda, sohbetlerinizde birçok Hamburg'da sizi tanımış oldu. Bu anlamda bu akşam da sohbetimiz devam edecek. Yani, gördüğüm gibi. Biz sabırla sizi dinlemeye hazırız. Tabii arkadaşların sabrı ne kadar varsa. Bu toplantıyı biz aslında planlamadık. Daha çok Hanover'deki arkadaşlarımızın önerisiyle senenin son programı olmuş oldu. Biliyorsun İnterkültürel Denk Fabrik Derneği 2018'de kuruldu. İlk toplantımız Ranting anmasıyla oldu. Geçen sene en önemli etkinliğimizden birisi Yaşar Kemal Edebiyat Günleri oldu. Bu programlarımıza devam ediyoruz. Devam etmeye de çalışacağız. Tabii bunlar hepsi bir sonuç olarak bir bütçenin sonucu oluyor. Ben özellikle Kore arkadaşıma Almanca okumasından dolayı Kore belki size söylemiştim. Kore'nin ön ayak olduğu bir kitap var. Değerlendirmesinde, çevirisinde. Bu Ermeni yazarları Ermeni soykırımı ile ilgili veya Selçuk soykırımı ile ilgili değil. Evet. Ben özellikle bu kitapla pardon lafını kestim ama amacınız yani eğer Almanya'da, Avrupa'da, dünyada Ermeni olmayan, hay olmayan insan Ermeni kelime biliyorsa o zaman jenosidin kurbanı olarak biliyor. Evet. O kitabın amacı aslında Ermenilerin hayatlarını anlatmak. Yani soykırım da var tabii ama önce ve sonraki hayatları da yer verdiği için. Tamam, önemli yani bir... oraya indirgememek için. Tamam, anladım. Ama senin önemli bir Hamburg'daki bu faaliyete önemli bir katkın var. Sadece bununla değil, Yahudilerin durumuyla ilgili katkın var. Yani ben Kore arkadaşıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca İşkan Çiftçiyan'ı daha güzel söylüyoruz tabii. Çiftçi Türkçe'den geliyor. Çiftçiyan'ın bir projesi var. Bize sık sık ondan bahsediyor. Daha gerçekleştiremedik. Kendisi Klikyalı, Adana'lı yani. Ailesi. Ailesinin nasıl soykırımdan kurtulduğunu anlatmak istiyor bize. Bir gün onu da yapacağız. Kendisi ayrıca benim Bilepek'te bir arkadaşım var, Alper Öktem. Onun koyduğu bir ödül var. Rantin ödülü. Her sene Müslümanlardan veya Türklerden bu soykırım sırasında anlamasak da bize bu akşam yaptığı katkıdan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bir şöminemiz ya da sobamız eksik. Güzel bir sohbet. Ayrıca yönetim kurulundaki mumlarımız var tabii. Ama Anayit arkadaşımıza, bu odayı bize veren Emre arkadaşımıza, ayrıca canlı yayın veya grafik çalışmasındaki Ulaş arkadaşımıza ve moderasyonu yapan Metin Kaya arkadaşımıza. Bunlar bizim İnterkültürel Denk Fabrik'in kurucu arkadaşları. Ayrıca Metin Kaya arkadaşımız uzun zaman beri halk evinde
Fox House'da yani başkanlık veya yönetim kurulu üyesi yapmış bir arkadaşımız ve gelecekte de 3 ay sonra yapılacak olan Bürgerşaf seçiminde bir bin kere listesinin 10. sırada adayımız. Yani eğer onun başarı göstermesi durumunda bizim interkültürel denk partinin çok daha ileri adım atacağını umuyoruz. Sadece tek yanındayız. Onun için o reklam bölümünde söyleyelim. Ayrıca Migirdic abinin burada kitapları var. Bu kitapları da getirme maalesef benim görevim oldu. Çok maceralı bir şekilde getirdim. Biliyorsunuz ben 3-5 hafta önce Türkiye'ye gittim. Yurt dışına çıkma yasağı olduğu söylendi ama ona rağmen geldim. Ve bu kitapları da yanımda getirdim. Onun için bu kitapları mümkün olduğu kadar alırsak kendisinin de kurucu olduğu Aras yayınlarına bir destek olur. Çünkü Ermeni kültürünün Türkçe'de yayılmasında ve Ermenice yayınlarda Marmara ve Aras tabii bir kurucusu da Frank Ting. Onu hatırlatmak istiyorum. Onun için küçük de olsa bir destek yaparsak iyi olur. Ayrıca orada bir üretim. Şey içinde bu toplantımızın masrafları içinde biz belli bir yerden destek alamadık. Yani 2 oyla 5 oyla arasında sizin takdirinize kalmış bir bağış toplamak istiyoruz. Ki bu şeyi finanse edelim. Tabii öğrenci olan arkadaşlarımızdan para istemiyoruz. Benim bir sorun var ama siz belirtmediniz. Siz de okul müdürüydünüz. Ermeni lisesinde okul müdürüydünüz. Ve sizin öğrencileriniz arasında sonradan Türkiye Devrimci Hareketi'ne çok katılmış insanlar var. Bizim buradaki arkadaşlarımızın büyük bir çoğunu solcu ve sosyalist insanlar. Biraz da onlardan bahsedebilir misiniz? Mesela en son ölen Altınoğlu var. Frank Fink var. Biraz sizin okulunuz nasıl bir okuldu, nasıl bu arkadaşlar yapacağını? Müsaade ederseniz arkadaşlar, müsaade ederseniz bu soruyu da cevaplayalım, bitirelim. Ondan sonra da sohbete devam edelim. Evet. Şimdi biraz ses olur. Evet. Bizim okulumuzun biraz önce benim bahsettiğim o okulun bir özelliği vardı. Özellik şu. Bir kere biraz evvel de konuşmamda söyledim. Cumhuriyet döneminde Ermeni okulu olarak açılan yegane okullardan biri. Bu okulların öğrencileri ilk önce tamamen Anadolu'dan gelen öğrenciler oldular. Ve yine biraz evvel anlattığım gibi ilkokulu bitirmiş öğrenciler olarak geldi. Bunların içerisinde işte Anadolu'dan, Sivas'tan, Kayseri'den, Hatay'dan, Gümüşhacıköy'den, şuradan buradan, Diyarbakır'dan gelen bütün bu öğrencilerin hepsinin belki de ben kader lafını pek sevmem, pek de inanmam zaten. Müştereken bir yerde isterseniz tesadüf değil, bu okulda buluşması zaten başlı başına bir beraberliği getirdi. Neydi o? Hemen hemen hepsi tabiri caizse hani fakir fukara çocukları, biraz evvel söylediğim çoğunun da işte anası babası şusu busu hep aynı yaşam içerisinde olan çocuklardı ve dolayısıyla burada hepsini müştereken bir imece içerisinde olup bir şeyleri beraber paylaşmak ihtiyacını kendiliğinden getirdi. Mesela ne vardı? Yazın tatile gideriz. İşte Diyarbakır'a giden dönüşte karpuz ve kavun çekirdeği getirir biraz. Kayseri'ye giden biraz pastırma getirir. Malatya'dan dönen biraz kuru kayısı getirir filan. Ama o gelenler
gizli gizli bir takım yerlerde yenmez. Muhakkak birleşilir, bir nevi komün gibi ve orada yenir. Bu da bir dayanışmaydı. Tabii bu kültür içerisinde olunca orada hayat böyle devam etti gitti. Bunu bu vesileyle böyle bir özetlemiş oluyor. Evet. Akbar, bir sorum var benim ya. Belki sen yardımcı olabilirsin. Tuzla Yetimhanesi'nin şu andaki konumundan haberin var mı? Yok. Yok. Bilmiyorum. Peki sevgili arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, katıldınız bu ortaya. Migirdic abiye çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Bu arada Hasan Burgucuoğlu, derneğin diğer üyelerinin hepsini saydı da kendisini saymadı. O da derneğimizin başkanı. Aynı o. Bu akşam bir hazırlık. Nasıl? Bu akşamın hazırlanmasında birinci derecede yetkili sorumlu olan arkadaşımızdır. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşlara da elbette. İrfan Cüney arkadaşımızı unutmayalım ya. Tabii. Teşekkürler arkadaşlar. Ben bu kitabı aldım ya. Ben bir kitabı hediye etmek istiyorum. Adım Nurcan. Nurcan. Bütün kitaplarım var bende de. Onun için bana hepsini zamanında. Hayır, niye zamanında?